Evet Başkan Tarsu, hoş geldiniz. Hale hoş geldiniz. Evet, hemen bir gündemi değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bugün burada komisyoncu esnafımızla, arkadaşlarımızla bir kahvaltılı toplantıda buluştuk. Evet. Hem sektörün sorunlarını konuştuk. Üreticimizin, üretim maliyetlerindeki artışların, komisyoncu esnafının sorunları, halin sorunları, yerel yönetimlerden beklentileri, genel merkezi hükümetten beklentilerini, bunları değerlendirdik. Mersin ve Tarsus toptancı halleri çok önemli toptancı halleri. Anamur'dan Tarsus'a kadar birçok ilçemizde hepsi önemli ama hacim olarak yıllık sağladıkları ekonomik değer olarak önemli iki toptancı halimiz. Ama bütün ilçelerimizde var. Anamur'da var, Bozyazı'da, Mut'ta toptancı hallerimiz var. Yine Silifke'de, Erdemli'de ve halce esnafını da önemsiyoruz. Şu anda Erdemli'de yeni bir hal yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Yarım kalmış bir inşaat vardı orada. Kısa sürede problemini çözdük ve bu yıl içerisinde de Erdemli komisyoncu esnafının hizmetine yeni yerleşkede sunacağız. Bizler için önemli ekonomik katkı sağlıyor buralar, yani haller. Üreticinin ürünlerinin değerlendiği yerler buralar. Çok insan dolaylı olarak da yararlanıyor. Sadece üretici, komisyoncu esnafı ilişkisi değil. Bunun yanında burada çalışan hamaldan nakliyeci esnafına kadar, buradaki diğer esnaflara kadar herkes yararlanıyor. Tarsus için önemli. Tarsus için her şey önemli mutlaka. Şu anda da Tarsus'tayız ve Tarsus için de yapmayı planladığımız, şu anda süre giden yaptığımız projeleri değerlendirme imkanı buldu. Arkadaşlarımıza paylaştım. Tarsus'ta da özellikle merkez bölgelerde kentin çehresinin düzenlenmesi, derlenmesi, bizayet sokakların yapılması, Tarsus'a yakışır bir şekle getirilmesi, Tarsus'un trafik evet, sorununun ortadan kalkmasıyla ilgili bazı çalışmalarımızı değerlendirdik. Bu tip toplantılardan yararlanıyoruz. Halkla her zaman beraber olmak, iç içe olmak bize de yarar sağlıyor. Sorunları yerinde görüyorsunuz. Daha makul, daha doğru kararlar alma imkanınız oluyor. Başkanım, benim halle ilgili bir sorum daha var. Yerleri yaptırdınız, asfalt yaptırdınız, çizgilerini çizdirdiniz. Halden beklentiler var mı? Daha sizden istedikleri ve istekleri var mı? En büyük sorun bu altyapıydı. Hem altyapısını, yağmur suyu ve diğer kısımları yapıldı. Üzerine de üst örtüsü asfalt, sıcak asfalt olarak. Buraya 11 bin ton asfalt serildi. Çünkü burası çok yoğun bir yer. Evet. Üreticilerin, tüccarların, diğer burada işi olan toplumun her kesiminin uğrak yeri burası. Buraya yarışır bir yer olması için hiçbir şeyi esirgemedik. Şu anda halin güvenlik sorunu var. Bundan bahsetti arkadaşlarımız. Tabi bu sadece Mersin Büyükşehir'in sağlayacağı güvenlik tedbirlerini de aşan bir konu. Emniyetin de bu konuda gerekli önlemleri alması lazım. Komisyoncu esnafımızın da tedbirini alması lazım. Sandık hırsızlığı çok oluyor. Ya da buranın tenha olduğu zamanlar dükkan sergi önlerindeki sebze meyveden hırsızlıklar yapılıyor. Bunların önlemlerini alacağız. Yeni bir sandık depolama alanı, güvenli bir sandık depolama alanı talebi oldu. Bunun da çalışmasına fen işlerimiz başlayacaklar bugünkü bizden talepten sonra. İmkanlar ölçüsünde buraya gerekenler yapılacak. Çünkü burası önemli dediğim gibi. Evet, çok teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür kolay gelsin. Ederim. İyi çalışmalar. Gelsin. Evet, devam. Oh, you love me.